Herkese merhabalar diyelim. 24 Mart Cuma gününden. Evet, yılı da ayı da bitiriyoruz. Bak, yılı bitirmeye bugün dil böyle sürçecek. Kusura bakmayın. Evet, ben Sema Nur Saygın Özay. Devrim Web TV'de Cuma gününden herkese merhaba diyelim. Bugün evet gördüğünüz üzere yalnızım. Salı günü Metin'le beraberiz. Hafta içi her akşam saat 5'te bundan sonra Siyaset Saati programımızda sizlerle beraberim. Bugün de saat 5'te Mustafa İnce ile karşınızda olacağım. O yüzden bugün gündemi gazetelerimizi değerlendireceğiz. Uzun zamandır gazetelerimizin manşet kısmını pek okuyamadan aslında sizlerle oluyordum. Tabii konuşacağım aslında çok da konu var. Özellikli gruplarım var yine sizlerle konuşmam gereken. Tabii ki yerel yönetimleri unutmuş değilim. Onları konuşacağız. Bu arada mübarek Ramazan ayına girmiş bulunuyoruz. Allah ibadetlerimizi kabul etsin. Bu güzel ayda, bu önemli ayda inşallah sağlıkla, huzurla bayrama erişmeyi nasip etsin Rabbim bize. Bugün Cuma, bugün Ramazan'ın ilk cuması, dualarda bulunacaksınız biliyorum. Birazdan camilere gideceksiniz, kalabalıklar şeklinde herhalde. Orada da yaptığınız dualar kabul görsün diyelim. Hazır Cuma gününden şöyle yapalım. Çarşamba günkü gazetemizden. Tamam. Evet. Görmedim, kusura bakma Can. Gözler de görmemeye başladı. Hem gözlük var hem gözler görmüyor, yanıyoruz. Evet, çarşamba günkü gazetemizde de gördüğünüz üzere de iki çok değerli kardeşim, genç kardeşimin aday adaylıkları manşetteydi. Mustafa Keskin ve Murat Turna. İkisi de çok genç. İkisi de yıllardır siyasetin içinde. Çorlu'nun sokaklarında, caddelerinde iki kardeşime de çıktıkları bu yolda başarılar diliyorum. Birçok aday var. Hepsinin ne yazık ki ismini size sıralamam mümkün değil. Kimi işte sayılar belli oldu kimi partilerde, kimi daha herhangi bir bu konuda ilçe örgütleri ya da il örgütleri bir sayı açıklamasında bulunmadılar sanıyorum. Öyle bir şey olsa kardeşlerim bana mutlaka iletirdi. Ama bunu bekliyoruz. Artık işte sonlandı, başvurular sonlandı. En azından isim isim kaç kişi olduklarını da bir görelim istiyoruz aslında. Tüm siyasi partilerin ya ilçe başkanlıkları ya da il başkanlıkları bunlarla ilgili bir çalışma yaparlarsa ve tüm basına mail ortamında atarlarsa bizler de en azından sizlerle paylaşmış oluruz. İyi olur diye düşünüyorum. Çünkü çok teveccüh var, görüyorum. Çok fazla her parti için katılım var. Biliyorsunuz işte Salı günü yapmış olduğumuz programda Pazartesi günü yapmış olduğumuz programda Mustafa Keskin'le başlamış olduk siyaset saatine ve gündemi konuştuk. İşte Tekirdağ'dan vekil olarak gidildiğinde, gidileceği zaman neler yapılacağını konuştuk. Mutlaka programı izlemişsinizdir. İzleyemeyenler varsa tekrarlarını izlerseniz en azından bu genç kardeşlerimizin neler yaptığını daha net göreceğinizi düşünüyorum. Evet, umutluyuz. Gençlerden çok umutluyuz. İşte manşette de gördüğünüz hem Murat Turna hem Mustafa Keskin Çorlu için, Tekirdağ için güzel kişiler, çok güzel kişiler, çalışkan kişiler. Tekrar çıktıkları yollarda başarılar diliyorum kendilerine. Tabii ki çok daha önemli, siyaset önemsiyoruz. Tıpkı deprem gibi, ama bir de önemli, özellikle yıllardır adalet arayan Çorlu tren davası vardı. Sürmanşete şöyle bir geçelim mi canım? Yine ertelendi. 13. duruşma görüldü ve 19 Temmuz 2023'e yine ertelendi. Yine sanıklar tam herhalde mahkemeye çıkmadı. Yine suçlular tam bulunmadı. Mağduriyet devam etmekte. Adalet hala aranacak. 14. duruşmada sanıyorum 19 Temmuz'da. Aileler çok acılı. Özellikle işte bu manevi duygularımızın çok olduğu, yoğun olduğu bu günlerde ailelerin acısı çok daha herhalde artıyor. Evlatlarından ayrılar, ailelerinden ayrılar, anne babalarından ayrılar. O yüzden hepsine umarım 14. davalarında istedikleri sonuca ulaşırlar. Gerçek suçlular yargılanma aşamasında olurlar diyelim. Evet, bununla beraber tabii ki deprem bölgesi unutmadığımız bölgelerden biri. Orada ne yazık ki mağduriyetler hala devam ediyor, acılar hala devam ediyor. Bizler bu acılara ne kadar buradan pansuman olabiliriz bilmiyorum. Yaraya pansuman olmak uzakta da olsa işe yarıyor, buna eminim. Çorlu bu anlamda çok özveriyle çalıştı, çok güzel gönüllü insanlarla çalıştı. Bu arada bu tür çalışan tüm arkadaşlara da
buradan selam olsun diyelim ama ihtiyaçlar değişiyor. Hatırlarsınız 6 Şubat gününden beri konuşmaya gayret ettiğim bir konu deprem, deprem sonrası, deprem öncesi hatta uyarmaya çalıştığım bir konu. Şimdi o bölge için konuşursam afet sonrasında ihtiyaçlar değişiyor. Her geçen gün farklı şeyler karşımıza çıkıyor, farklı oluşumlar. Ve bir de orada yapılan ne yazık ki daha orada artçılar bitmeden işte dün akşam 5.3, 4.6 peş peşe bunlar olacak ve bunlar en az bir 6 ayla 1 yıl arasında bu artçıları bekliyoruz demiştik. Buradan beni izleyen kardeşlerim bilecektir. Bunlar da devam edecek ve bunlar devam ederken bölgede bu kadar apar topar bir inşaat işine girişilmesini benim çok hani bir mühendis olarak açıkçası beynim algılamıyor. Hani kalbimizde diyor ki evet oradaki insanlarımızın çok fazla ihtiyacı var. Özellikle bir de sel yaşadılar. Yağmur var işte sıcaklık belki artacak o çadırlarda sıcak da olmuş. Sıcak ortam da çok kötü o çadırları bilirsiniz. Kamp yapanların özellikle çok daha iyi bilecektir. Gece çok soğuk olur, gündüz çok sıcak olur. Bazı kişiler seralarda yaşamaya gayret ediyorlar. Birçok aile aynı sera çadırlarında. O yüzden yaşam şartları çok zor, çok anlayabilmeye gayret ediyorum. Ama bu kadar hızlı inşaat yapılmasını da çok doğru bulmuyorum. Hatta bir programımda paylaşmıştık sizinle. Bugün o görüntüleri atmadım canı ama betonun demirden ayrılmasını. Çünkü hareket var. Saha hareketli. Altı kaynıyor. Hep bunu söylüyorum. İnsanlar da bunu şey olarak algılatıyor. İşte korku veriyorsun. Korku vermiyorum. Olanı anlatmaya çalışıyorum. Çünkü eğitimimiz gereği biz bunları öğreniyoruz, biliyoruz ve anlatmaya gayret ediyoruz. Şu an tıpkı o bölgedeki çoğu hocamın anlatmaya gayret ettiği gibi. Orayı anlatırken burayı da size anlatmaya gayret ediyorum. Bununla ilgili çok tepki alıyorum 6 Şubat'tan beri. Konuştuğum için, depremi konuştuğum için, sizlerle bu anlamda bilgilendirme yapmaya gayret ettiğim için öncesini, deprem anını ve sonrasını. Bunlar bir bütün. Siz sadece deprem deyip geçemezsiniz sayın yetkililer, sayın yerel yönetimler, sayın merkezi hükümetler. Hepimiz burada beraber, hatta vatandaşı da içine katıyorum, beraber çalışmak ve anlamak zorundayız. Son dönemde hoşuma giden bazı şeyler olmadı değil. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi bu anlamda çok güzel bir toplantı yaptı. Devamının gelmesini bekliyorum. Her ilçede ilçe teşkilatlarınızla yani yerel yönetimlerle şimdi siyasi olarak algılamayın. Çünkü bu siyaset üstü bir şeydir. Sadece belli bir partinin güdümünde olan bir şey değildir ya da hükümetin güdümünde olan bir şey değildir. Bu hepimizin ortak olarak içinde olmamız gereken bir durumdur. Afet senaryomuz lütfen acil, ivedilikle. İşte size kırmızı eylem planlarını sundum. Bilmiyorsanız lütfen öğrenin dedim. Kasım 2022'de İRAP, kırmızı eylemler, Tekirdağ'dan yapılması beklenen planlar, şeyler, eylemler var. Yapıldı mı? Yapıldıysa açıklayınız. Açıklayınız. Bakın ondan sonra diyorsunuz ki Semanur habire bunları önümüze sunuyor. Siz açıklamazsanız, siz yaptığınızı bize göstermezseniz ben konuşmakla mükellefim. Çünkü böyle bir plan var İRAP. İl Risk Araştırma Planı açıklamasını da söyleyeyim size. Diyeceksiniz ki nereden uyduruyorsunuz? Ben uydurmuyorum. İRAP, İl Risk Araştırma Planı. Girerseniz valilik sitesine ya da AFAD'ın sitesinde bu planlara ulaşacaksınız. Ulaşmalısınız, okumalısınız. Bölgemiz için yerel yönetimlerin işte kamu, merkezi hükümetin neler yapması gerekir? Sadece yerel yönetimler değil çünkü yapılması gereken, istenilen eylemler. DSİ'den de isteniyor taşkın sahalarımız için. İşte belediyeler keza öyle bir sürü kurumdan bu anlamda bu planların yapılması isteniyor. Daha neyi bekliyoruz? Yapmamak için. Özellikle yerel yönetimler, birazdan o konuya geleceğim. Yerel yönetimlerin içinde ulaşılamayan jeolojik raporlardan bahsedeceğim. Çok kısa geçmiştim geçen şeyde. Hala o rapor yok biliyor musunuz? Yok. Belediyede jeolojik zemin etüdü raporu yok. Herhalde sömel altı yapılmış, dikkate alınmamış, dikkat edilmemiş. Jeolojik, şimdi diyebilirsiniz ki belki rapor yapılmadı, öyle bir şansınız yok.
bir bina yapacaksanız öyle bir şansınız yok. Jeolojik zemin etüdü raporunu yapmak, yaptırmak zorundasınız. Ha, bu yapılan jeolojik etütler hem belediyede olur, hem yapı denetimde olur, hem projeyi yapan müteahhitte olur, hem de bizler gibi projeci kişilerde olmalıdır. Doğrusu bu. Ama belediyede ne yazık ki ulaşılamıyor. Çorlu Belediyesi'nde kayıp yok. Yaklaşık işte geçen hafta sizlerle bu konuyu konuştum. Bundan'a kadar da herhalde konuşacağım. Yok, rapor yok. Umarım bir gün gelir. Ya da izliyorlarsa herhalde araştırıyorlardır. Arşivde yok. Ruhsat biriminde yok. Planlar biriminde yok. Yok, yok, yok. Bulursanız haber verin, olur mu? En azından yorum yazın. Sema Nur bulduk deyin. Çok yeni bir yerleşim. İsmini vermiyorum buradan. Onlar biliyorlardır herhalde kayıp olan jeolojik raporun neresine ait olduğunu. Yapı denetim firmasından rapora bulduğu söylentileri var. Bilmiyorum. O da yani elime gelmediği sürece, hala kayıp olduğunu bilgisi geldiği sürece bu böyle. Yok. Belki bulunur bugün, yarın. Ha, o zaman da söylerim size, jeolojik zemin etüdü raporları belediyede bulundu derim. Umarım bulursunuz. Bakın çok önemli. Böyle bir şey atlayamazsınız. Yani ne demek? Ben yapıyorum size jeolojik zemin etüdünü. Yapı denetime veriyorum. Kontrolünü yapıyorsunuz. O rapor belediyeye geliyor. İmzalıyorsunuz. Yapıya ruhsat çıkarıyorsunuz. Yapıya iskan veriyorsunuz. Ama jeolojik zemin etüdü raporunu vatandaş istediği zaman yok diyorsunuz. Bulamıyorsunuz. Ay, o nereye gider bir jeolojik etüt? Bunları siz dijital ortamda da tutmuyor musunuz? O kısmını bilmiyorum. Dediğim gibi yıllardır ben belediyelere etüt yapmadığım için bilmiyorum. Bizim zamanımızda zaten öyle yoktu. Biz sadece dosya olarak sunardık. Şimdi dijitalleşme var. Dijital olarak siz bunları arşivlemiyor musunuz? Sadece hani doküman arşivimiz mi var? İkisi de olmalı. İkisi de çok önemli. Hem dijital arşiv hem doküman arşivi. O yüzden hani bulursak, bana iletilirse, bulundu denilirse buradan da söyleyeceğim. Ama çok yeni yapılan bir proje. İki bloklar şeklinde, yani bir site. İki blok şeklinde, iki bloğunda üstelik de farklı yapı denetimleri tarafından yapılmış iki sitenin de jeolojik zemin etüt raporu yok. Hani yapan inşaat firması da bu işin herhalde çok lakayt davranmış. Sadece satmayı amaçlamış. O yüzden çok üstüne durmamış herhalde. Nasıl olsa ben yaptırdım demiş. İyi de şu an oturanlar rahatsız. Çünkü onların da söyleme sebebi, işte siz devamlı konuşuyorsunuz Sema Nur Hanım depremi. Bizler öğrenmek istiyoruz. Evet, öğrenmek en doğal hakkınız, vatandaşlık hakkınız. Bu konuda hani hiç alttan almam. Vatandaşlık hakkınız. Siz oturduğunuz binaların yapı durumunu öğrenmek hakkınız. Çünkü buna izin veren bir mekanizma var. Sizin tapuya gidene kadar, bakın tapuda attığınız imzaya kadar yaklaşık 20-23 tane atılan imza var. Bu imzaların tabii ki araştıracaksınız, peşine düşeceksiniz. Jeoloji mühendisinin peşine düşeceksiniz, inşaat mühendisinin peşine düşeceksiniz. Yok onda bir şey. Belediyeler görevini yapacak. Belediyeler arşivlemesini düzgün yapacak. Özellikle bence bu saatten sonra. Ben boşuna mı burada İRAP'ı anlatmaya çalışıyorum? Ve şunu da bilin lütfen, özellikle tabii ki o bölge ayrı ama bundan sonra bu bölgede başınıza gelecek, Allah korusun, Allah böyle bir şey yaşatmasın kimseye, bundan sonra Türkiye'ye yaşatmasın, ama unutmamamız gereken de bir süreçte, bir şeydeyiz, biz deprem bölgesindeyiz. Bakın dün gece 5.3 Kahramanmaraş, Adıyaman, o bölge devam ediyor. Bu tarafa doğru gelir mi? Gelecek bir gün. Marmara Çukuru. İstanbul depremi olarak da nitelendirmiyorum. Marmara Çukuru'nda, Marmara sismik boşluğunda oluşacak bir deprem ve biz etkileneceğiz. O yüzden buradan bu kadar çok sesimi duyurmaya çalışıyorum yerel yönetimlere. Oldu ya, başımıza Allah korusun böyle bir şey geldi, bir yıkıma sebep oldu o deprem. Çünkü devlet İRAP'ı uyguluyor. Risk haritalarınızı, çalışmanızı yapın diyor. Kamu yapmak zorunda. Belediyeler bu çalışmaları yapmak zorunda. Ses gitmiş Can. Sesin var mı? Arkadaşlar, beni izleyiciler. Sesimi mi kıstılar şimdi de?
Mesaj geldi canım. Tamam, devam ediyorum. Sesim yoksa lütfen bir kontrol edelim. O yüzden yani dava açmaya kadar gidebilirsiniz, bilginiz olsun. Gelmiş şu an, teşekkür ediyorum size. Sağ olun. İRAP uygulamadığı için, İRAP planlarını yapmaları istenmesine rağmen yerel yönetimlerden ve kamudan bunlar yapılmadığı gibi gözükür. Eğer hasar alırsa binalarınız, dava yoluna gitme hakkına sahipsiniz. Ben şimdiden söyleyeyim de, hani testi önceden kırmak mı vardır, öyle bir şey vardır tabir. Testi önceden kıralım. Sonra kötü bilin, bilin, hiç sıkıntı değil. Ben dediğim gibi bu ekranlar karşısında olduğum sürece, sosyal medyalarım açık olduğu sürece ben bu konuyu sizinle konuşacağım. Bilgilendirmeye devam edeceğim. İster isteyin, ister istemeyin. İstemiyorsanız kapatın, dinlemeyin. Ne diyebilirim? Siz öğrenmek istemiyorsanız, siz gerçekleri duymak istemiyorsanız, benim hani sizinle ilgili herhalde yapabileceğim, kimseye zorla bir şey öğretemiyoruz. Yıllardır işte eğitimlerimden aldığım tek şey bu. Kimseye bir zorla bir şey öğretemiyorsunuz. Ben 3 yıldır ekranlar karşısında depremi konuşurken de aynı şeyi. Niye konuşuyorsun dediler. Özellikle yerel yönetimler. Hatta benim diplomalarımı araştırmaya kadar gittiler. Diplomalarım gerçek, merak etmeyin. Hiç merak etmeyin. Araştırmaya da devam edin tabii ki. İşte bir diplomam daha olacak kısmet olursa, tek dersim kaldı onu da verirsem, farklı bir diplomayla da karşınıza çıkacağım. Ben okumayı seviyorum. Okuduklarımdan, öğrendiklerimi de, bilgilerimi de sizlerle paylaşmaktan çok mutlu oluyorum. Tıpkı deprem gibi. Bunu konuşmaya devam edeceğim. İşte bulunmayan jeolojik etüt raporlarını konuşmaya devam edeceğim. Nasıl bulamazsınız? İnanamıyorum. Gerçekten inanamıyorum. Yani yerel yönetimlerin bu kadar lakayt olmasına inanamıyorum. Düşünün, o zaman ben 99 yılında yapmış olduğum zemin etütlerim var. Çorlu ve Tekirdağ bölgesinin hemen hemen hepsinde, Kapaklı, Çerkezköy, Ereğli. Demek ki oralar, o raporlarıma şimdi insanlar ulaşmak istese yok. Çok acı bir şey. Çok acı bir şey. Öğrenmek isteyecek. Ben nasıl, ya da işte jeoloji mühendisi nasıl bir zemin etüdü yapmış diye merak ediyor. İnsanlar binalarını merak ediyor. Yapılarını merak ediyor. O yüzden önemsedim Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı'nın yapmış olduğu deprem afetle ilgili toplantıyı. Ama bu lütfen burada kalmasın başkanım. Buna en azından ayda bir lütfen yapmaya gayret edin. Her ilçenizde gelerek yapmaya gayret edin. Şimdi Ereğli çok yakın, 18 kilometre Marmara sismik boşluğunda. Orada oluşacak bir hasar oranıyla işte Kapaklı'daki hasar oranı aynı olmayacaktır. Bunu bilmeniz gerekiyor. Sıkıntı olacak mı? Hepimizde sıkıntı olacak. Tüm Tekirdağ'da sıkıntı olacak. Ama sahil şehri de en fazla etkilenecek yer olacak. O yüzden bu işte Şarköy, Müref'te, Gaziköy fayı hemen dibimizde. Hani çok ötelere gitmenize gerek yok. İlla o bölgeleri görmenize gerek yok. Sizin bu bölgede yapmanız gereken çalışmalarınız var. O yüzden sizi tebrik ettim. O zaman da tebrik ettim. Bir ilk başlattınız. Çok teşekkür ediyorum. Devamı gelsin lütfen her ilçede ve sık sık aralıklarla, unutturmamak için. Yoksa bizim hafızamız unutacak. 99'u unuttuğumuz gibi, Düzce'yi unuttuğumuz gibi, Erzincan'ı, dünyanın en yıkıcı depremiydi 1932 Erzincan depremi, 7.8. O yüzden unutmamamız gerekiyor. Bizlerin hafızalarımızda var ama vatandaşların da hafızalarında olması gibi. Şimdi korkunç bir siyaset şeyindeyiz. Arenasındayız. Büyük bir kargaşa içindeyiz. İşte beni de görüyorsunuz hemen hemen. Bundan sonra her akşam da sizlerle siyaset saatinde buluşuyorum. Ama her gelen konuğuma, bundan sonraki gelecek olan konuğumun konularını da şimdiden size söylüyorum. Depremi soruyorum. Sordum. Bundan sonra da soracağım. Çünkü bizler vatandaş olarak oy veriyorsak adaylarımıza, ne yapacaklar bizim için? Tekirdağ için, orada yaşayan insanlar için, işte canlılar için, sadece insan da demiyorum, tüm canlıları kapsıyorum. Ne yapacağız? Bence çok fazla çalışma yapacaklarını umut ediyorum bu adaylarının. Hepsi çünkü gerçekten birbirinden böyle pırıl pırıl, gencecik, hoşuma gidiyor. Evet, biraz konuyu değiştirelim. Canı sıkıldı değil mi depremden? Ama ben ne yapayım yani, bunları konuşmadan da olmuyor. Yerel yönetimleri uyarmadan olmuyor. İnanın aklımda, yani bir belediye nasıl
etüdü kaybeder. O zaman bütün projeleri kayıp gibi algılıyorum ben. Diğer projeler de yok demek ki. Statik projesi yok, mimari projesi yok, yok yok yok. Ayol neye göre yapıyorsunuz siz, neye göre izin veriyorsunuz? Hiçbir kontrol mekanizmanız yok. Yapı denetime mi atar acaba suçu? Yapı denetimden mi ister şimdi jeolojik etüt raporlarını? Kendinde yok ya. Oo, çok ilginç. Dur bakalım, bak şimdi aklıma geldi o. Herhalde yapı denetimden ister. Neyse, bulunsun bir yerden. Perşembe günü gazetemizi koyalım ekrana Can. Bu arada ben de güzel yorumlarınızı okuyayım. Ben gene herhalde hızlandım değil mi? Neyse. Böyle olacak. Ramazan'da böyle. Bana herhalde bu ayda bu kadar çok çeneme katlanacaksınız. Kısmet. Ha? Zafer Alpaslan, genel yayın yönetmenimize iyi yayınlar dilemiş. Teşekkür ediyorum. Taner Ocak, iyi yayınlar diliyorum. Kolay gelsin. Tüm taksi esnafına bereketli işler diliyorum. Handan var, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum Handan. Murat Sinoplu, iyi yayınlar dilemiş. Teşekkürler. Atilla Tükup Çetinkaya. Çorlu Devlet Hastanesi'nin depreme dayanıklılığı nedir? Zemin kötü olduğunu biliyoruz. Raporu varsa bilmek isteriz. İyi yayınlar diliyorum. Atilla, Çorlu Devlet Hastanesi'nin jeolojik zemin etüt raporu var. Bildiğim kadarıyla. Ama belediyede var mı? O kısmına soru işareti koyayım. Çünkü son dönemde yapılmış olanları bulamıyorlar. Ama belediyede ve sanıyorum Sağlık Bakanlığı'nda da bir nüshası olmak, yani işte İl Sağlık Müdürlüğü'nde de devlet hastanesinin raporlarının ya da tüm teknik raporlarının işte statinin, mimarisinin Sağlık İl Müdürlüğü'nde de olması gerekir diye düşünüyorum. Ama belediyede tabii ki olmalı. Zemine gelince, zemini zaten orasını ara sıra ben konuşmaya gayret ederim. Ne yazık ki çok sağlam bir zemine sahip değildir. Sulak bir zemindir. En ufak bir yağışta su depolar çünkü çökek bir alandır. Yapım yeri ne yazık ki bana göre yanlıştır. Hani insanlar sorduğu için söylüyorum. Bana göredir bu. Teknik olarak doğrudur, onu bilemem. Benim fikrimi sizlerle paylaşıyorum. Bana göre orada olmasını zeminsel anlamda çok doğru bulmuyorum o hastanenin. Ama yapacak bir şeyimiz yok. Hocalarımın deyimidir, tabiridir. Size o yüzden söylemekten de beis görmem. En kötü zemine en iyi binayı yapabiliriz çocuklar derdi. Zeminler öldürmüyor. Deprem öldürmüyor. Bina öldürüyor. O yüzden en kötü zemine en sağlam binayı yapmak biz mühendislerin ve mimarların, yani mimarlara da çok katamıyorum, mühendisliğin işidir bu. İnşaat mühendisi doğru statik çözdüğü sürece yapı elemanları dediğimiz işte denetimler ya da yapan kişiler bu kuralları iyi uyguladığı sürece binalar insan öldürmez. Hasar görür mü? Görür. Görmeli de belki de. Çünkü çok yoğun bir sarsılma yaşıyor. O anda toprak, yeraltı, binalar zarar görebilir ama tek derdimiz, tek amacımız yıkılmaması. Özellikle kamu binalarının. Neden üstüne basa basa söylüyordum her programda? Kamu binaları, kamu binaları. İlk bizim hatta toplanma alanlarımız kamu binalarının bahçesi, kapılar açılacak, açılmalı. Okullar, hastaneler, sağlık ocakları, muhtarlıklar, işte kaymakamlık binaları, valilik binaları ilk etapta afet sonrasında bizim toplanma alanlarımız olmalı. İlk onlar, çünkü o binalar zarar görmezse kapılar açıldığında biz tuvalet ihtiyacımızı da su ihtiyacımızı da barınma ihtiyacımızı dahi karşılayacağımız binalardır. Keza hastaneler, hastanelerin içinde işte tedavi gördüğünüz yerler, biliyorsunuz Hatay'da, Adıyaman'da hastaneler çöktü. Özel ve kamu hastanelerinde sıkıntı oldu, yıkılmalar oldu. Ne yazık ki can kayıpları oldu. O yüzden Çorlu Devlet Hastanesi kontrol edilmeli. Sismik izolasyonun olduğunu zannetmiyorum. Ama Tekirdağ son dönem yapılan hastanemizde var sismik izolatörler. Çok doğru bir tercih, çok doğru bir yapım. Bu anlamda da tabii ki yeni her zaman güzeldir. Ama şimdi Çorlu Devlet Hastanesi'ni yıkıp yapmak mıdır? Olmaz tabii ki. Ciddi bir yatırımdır orası. O zaman orada bir su sorunu var. İyi bir drenaj yapmanız gerekiyor. Drenajı çok sağlam yapmanız, yani doğru yapmanız gerekiyor. En ufak bir yağışta su alır. Alt kısımlar, işte morgun olduğu yerler, laboratuvarların olduğu yerleri su basar. Hepimiz biliyoruz. Bu şey değil, çok gizli saklı bir şey değil. Çünkü devlet hastanesinde çok sık giden bir insan olduğum için, yağmurda çamurda da giden bir insan olduğum için biliyorum. O alt bölümler, -1'ler, -2'ler çok su alıyor. En ufak bir yağmurda. O yüzden drenajı iyi yaparsanız, drenaj sistemlerinizi iyi kurarsanız
her türlü zemine, her türlü bina yaparsınız. Yeter ki kaçmayalım, çalmayalım, çırpmayalım, mühendisliği doğru uygulayalım. Biz mühendisliği doğru uygularsak hiçbir şeyden tedirgin olmayın. Ne oturduğunuz binalardan, ne kamu binalarından, ne okul binalarından. Tekrar tekrar sesleniyorum buradan kamu yöneticilerimize, merkezi hükümet yetkililerimize. Ne olur kamu binalarımıza öncelik verin. Şimdi okullar yaptıracaksınız, işte ihaleye çıkarıyorsunuz, firmalara vereceksiniz. Ne olur iyi denetleyin. Biliyorum tip proje şeklinde gideceksiniz. Ama tip projeleri yaparken işte Ankara'da yapacağınız bir projeyle Çorlu'daki projenin zemini çok farklı olacak. Ankara zeminiyle Çorlu zemini bir değil. Ankara'da biz bazaltları görürken Çorlu'da kumu görüyoruz. O yüzden ne olur tip proje uygularken sakın oradaki zemin etütlerini esas almayın statikleri çözerken. Buranın zemin etüdünü dikkate alın. Burada mikro bölgelenme niye önemli diyorum. İşte yapmaya başladıklarını söyledi Kadir Başkan da Sevim Hanım toplantısında. Ama mikro bölgelenme yaparken bu tarz ihaleleri açarken de lütfen üniversitelerden destek alın. Lütfen. Üniversiteler bir bilim ve ilim yuvasıdır. Hocalarımız orada bu anlamda çok fazla özveriyle çalışıyorlar ve çoğu ücretsiz. Bunları değerlendirin. Niye paralarınızı boşuna harcıyorsunuz? Deprem, afet, her türlü afet masraflıdır. Hele sonrası çok masraflıdır. Ama öncesinde siz güzel tedbirleri alırsanız, üniversitelerle beraber çalışırsanız bu hem paranızı minimalize eder hem riskinizi minimalize eder. Bu tabii ki benim görüşüm. Umarım değerlendirirsiniz. Umarım dikkate alırsınız. O yüzden hastaneler çok önemli. Devlet hastanesi için de raporu var biliyorum. Arkadaşlarım yaptı. Ama kaç metre sondaj açtılar? Herhalde 30'dur. Raporu da sanıyorum şeyde vardır. Belediyede ya da işte sağlık il müdürlüklerinde. Oğuz Gülcü iyi yayınlar diliyorum demiş. Teşekkür ediyorum. Metin Engin iyi yayınlar. Teşekkürler Metin. Bugün sahada yok musunuz yoksa? Çok koşturuyorsunuz. Hangi hiçbirinize yetişemiyorum. Ben oturduğum yerden hiçbirinize yetişemiyorum. Her açıklamada varsınız. Vekil aday açıklamalarında tüm arkadaşlara sahada şu an basın medya grubu tüm arkadaşlarıma da kolaylıklar diliyorum. Burak Turan merhaba iyi yayınlar. Teşekkür ediyorum. Kamil Aksı iyi yayınlar. Erkan Doğanoğlu iyi yayınlar. Hüseyin Halil Yaman iyi yayınlar dilemiş. Zeynep Demirtaş, Yağız Batu ya nefes ol. Evet, Yağız Batu'yu konuşacağım birazdan. Ya da nasıl yapalım? Dur, Perşembe gazetemizi verelim. Sonra çocuklarımı konuşalım olur mu? Uzun zamandır konuşmadığım çocuklarımı, hep aklımda olan, ara sıra sizlere göstermeye çalıştığım çocuklarımı konuşalım. Elif Sena Yılmaz, Sema Yağız Batu'ya destek ol. Batu'ya destek olacağız. Batu'ya da tüm çocuklarımıza da destek olacağız. Şansalar Birsin iyi yayınlar dilerim. Aksu buldu Yağız Batu'ya nefes ol demiş. Kamil Aksu bugün yine Yağız Batu Demirtaş için. Bütün çocuklarımız için buradayız. Evet, birazdan yorumlarınıza devam edeceğim. Perşembe günkü gazetemi bitireyim. Ondan sonra SMA'lı çocuklarım için konuşmaya başlayalım. Bir ara vermiştik işte depremdir ki en büyük canlarım, sevmeyalı çocuklarım çok kayıp orada biliyor musunuz? Çok ölen çocuklarım var. Takip ettiğim çocuklarım var çünkü. Ve yaralılar var. Neyse. Hadi Perşembe günü. Gençlere inanıyorum, desteğini bekliyorum demiş. Kim demiş? Bu gece konuğum siyaset saatinde Mustafa İnci. AK Parti milletvekili aday adayımız. Gene genç bir kardeşim. Yine müthiş bir coşkuyla bu gece tüm şeylerini bize anlatacak. O yüzden çok fazla konuşmuyorum Mustafa seni. Akşam konuşacağız saat 5'te. Mustafa İnce bakalım Tekirdağ için neler yapacak? Tekirdağ için projeleri ne? Niye vekil adayı ol? Şimdi sorularımı söyledim Mustafa. Dinliyorsan tüyo verdim. Neyse kardeşlerim, gençler sizi sonsuz destekliyorum. Kadını sonsuz destekliyorum. Siyaset arenasında gençlerin ve kadınların olmasından yanayım. Olması için de elimden gelen her şeyi, en azından dilimden gelen her şeyi söylemeye gayret ediyorum. Çok fazla aday adayımız var. Bu gerçekten çok mutluluk verici. Seviniyorum, mutlu oluyorum. Elbet bizi güzel temsil edeceklerini, Çorlu'yu güzel temsil edecekleri düşüncesindeyim ve kanaatindeyim. Evet, aynı zamanda Leman Can saha çalışmalarına başladı haberimiz var. Evet, bütün kadınlarımız sahada.
Bütün kadınlarımız her gün hemen hemen bir açıklamayla karşınızdalar. Tebrik ediyorum, yolları açık olsun diyorum. Yapacak çok işimiz var. Çorlu için çok işimiz var. Tekirdağ için çok işimiz var. Bakalım sıra sıra hangisine sıra gelecekse. Elif Sena Yılmaz. SMA'lı çocuklarımızın sesini duyulsun artık. Lütfen SMA Yağız Batı'ya destek ol. Sonuna kadar. Elif Sena, beni ne kadar zamandır dinliyorsun bilmiyorum ama SMA'lı çocuklarım benim ve Devrim ailesi için çok öncelikli. Her şey halledilebilir. Her şey. Seçimler gelecek, işte 51 günümüz var. 51 gün sonra o seçim de bitecek. Bizim seçtiğimiz, bizim oy verdiğimiz kişiler vekil olacak. Bir daha biz onların karşısında el pençe divan duracağız. Hı? Öyle çünkü genellikle. Biz seçiyoruz ama biz onların karşısında el pençe divan duruyoruz. Yanlışlığın en büyük bence yeri burada. Seçilecek olan arkadaşlar da lütfen biraz o egolarınızı ayaklarınızın altına alınız. Seçildikten sonra. Çünkü seçilene kadar her şey çok güzel. Vaatler, sözler, yaparızlar, ederizler. Seçildikten sonra ego tavan. O ego ayaklarınızın altına alınmalı. Sizleri biz seçiyoruz. Sakın bunu unutmayın. Sizleri biz seçiyoruz. Şimdi konuşurken çok iyi her şey. Şunu yapacağız, bunu yapacağız. Biz de takip edeceğiz. Yapmıyorsanız takip edeceğiz. Şimdiye kadar takip etmeye çalıştık. Söylediğimiz, konuştuğumuz zaman da kötü olduk. Olalım. Olalım. Ama SMA'lı çocuklarım için konuşmayı kesmem. Deprem için konuşmayı kesmem. Hanginiz orada olursa kimse kusura bakmasın. 8 tane vekil göndereceğiz. Tekirdağ için. Şimdi çok söz vereceksiniz. Her gece toplantılarınızda söz vereceksiniz. İşte programa çıktığınızda söz vereceksiniz. Bu sözleri yerine getirmezseniz elim yakanızdadır. Öbür taraftaki olay ayrı. Ona ben karışmam. Rabbime havale ederim. Ama burada Tekirdağ için, Çorlu için, işte çocuklarım için, deprem için verdiğiniz sözleri yerinizde tutmuyorsanız iki elim yakınızda olur. Bunu sakın unutmayın. Çünkü sizleri bizi temsil için oraya taşıyacak yine bizleriz. Bizlerin oyuyla oraya gideceksiniz. Bunu lütfen aklınızdan çıkarmayın. Aday adayları ve adaylar. İşte 7 Nisan'da da sanıyorum adaylar belli olacak. O zamana kadar da çok söz veriyorsunuz ama lütfen verdiğiniz sözleri tutun. Özellikle SMA'lı çocuklarıma. Kamera önünde ya da kamera arkasında verdiğiniz sözler beni ilgilendirmez. Söz sözdür ve ben asla unutmam. Beni tanıyan bilir. Ben asla unutmam. Zeynep Demirtaş, Yağız Batı'ya destek. O zaman şöyle yapalım. Yağız Batı. Şimdi Tekirdağ'dan. Hatta biraz önce programa gelmeden önce valilikle bir görüşme yaptım. Kendilerine de bilgi için teşekkür ediyorum. 5 tane çocuğum var Tekirdağ'da. Yanlış saymıyorsam 4. Özür dilerim. SMA'lı kampanyaları devam eden 4 tane çocuğum var. En yenisi, en miniği de Yağız Batu. Çok küçük. Daha çok küçük. Yanlış bilmiyorsam 2 aylıkken teşhisi konuyor. Kampanyası başlıyor. Tekirdağ Valilik onaylıdır kampanyası. Altta göreceğiniz IBAN numaraları vardır ama belki ekranda çok net görmeyeceksiniz ya da görmüyorsunuz. Yorumlar kısmına biliyorum Yağız Batı'yı destekleyenler var, gönüllüleri var. Onlardan böyle yorumlar kısmına Yağız Batı'nın hesap numaralarını IBAN, valilik onaylı IBAN numaralarını yazarsanız bizim izleyicilerimiz de oradan görebilirler. Belki ekran başında benim görsellerimde çok göremeyebilirler. Kusura bakmayın. Bugün su içemediğim için biraz böyle kurma oluyor. Affedin lütfen. Ramazan'ı böyle geçireceğiz. Ama konuşmaya da devam. Oh yavrum benim ne kadar tatlı. Bakar mısınız? Bu ay gülüşü soldurma bak lazım. Sen de yazabilir misin bilmiyorum altına can ama valilik onaylı. Hepimize ihtiyaçları var çocuklarımızın. O yüzden destek olacağız. Evet Sema Yağız Batıyor nefes ol diyoruz. İyi yayınlar diliyorum demiş Ahmet Demir. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederiz Sema Nur Hanım. Sizin gibi insanlar iyi ki varlar. Görevimiz. Şu çocukları yaşatmak bizim görevimiz. Devletin görevi. Ailelerin, gönüllüler tabii ki çok fazla çalışıyorlar. Tüm SMA'lı çocuklarım için dediğim gibi bölgemde 4 tane Yağız Batu ile birlikte 4 tane çocuğum var.
SMA kampanyaları süren hepsinin Rabbim kolaylık versin. Ailelerine, gönüllülerine. Çünkü bu gönül işiyle gidiyor. Özellikle şimdi siyaset arasında herkes bu vaatleri atıyor ortaya. Biz şöyle yardım edeceğiz böyle. Şimdi görelim. Şimdi görelim. Bu çocuklarınız için yardımınızı şimdi görelim sayın siyasetçiler diyeyim. Ha? Öyle havalarda atmayın şeylerinizi. Gerçekten işte IBAN numaraları gerçek, valilik onaylı IBAN numaralarına sakın farklı şekilde farklı yerlere atmayınız. Elden para vermeyiniz. Bakın bu çok önemli. Bu çocuklarım için çok önemli. Özellikle resmi valilik onaylı IBAN'ına atınız desteklerinizi. Çünkü elden paralar bu çocuklarıma gitmeyebiliyor. Ben biraz farklı düşünüyorum. Belki kızacaklar bana gönüllüler. Ama o kumbaraların çok doğru, nasıl diyeyim, takip edilmediğini düşünüyorum. Kumbaralar da önemli. Çocuklarım için çok önemli. Biliyorum kumbaralar yaptırıyorsunuz. Ama en doğrusu herhalde IBAN'lar ve buradaki tüm sanayicilerden, tüm vekil aday adaylarından, ya her partide 45-50 tane vekil adayı var. Bu çocuklarımızı yaşatamıyor musunuz? Ona buna para harcayacağınızı bu çocuklarım için harcayın. SMA'lı çocuklarım için harcayın. Bu kadar mı zor? Bu kadar mı zor? Bakın geçen gün Sertaç Başkan'ın programından sonra bir isteğimiz oldu. Çünkü Ecrin bebeğimin standa ihtiyacı vardı. Buradan duyurdum. Onun şeyini de bir görselini koysana Can. Atmıştım sana. Yağız Batu'yu gene konuşacağız. Yani çok basit bir stand. Maliyeti çok düşük bir stand. 3 tane standa ihtiyacımız vardı. Duyurusunu yaptım. Çok teşekkür ediyorum. Çorlu'dan ve Çerkezköy'den genç 2 tane iş adamı bunu hemen paralarını yapan firmaya gönderdiler ve standlarımız hazırlanıyor. Bir tane ihtiyacım kaldı. Üstelik de bir tane söz almıştım bir siyasetçiden. O sözün karşılığını daha göremedim. Bunu göremezsem konuşurum. Ben tehdit olarak sakın algılamayın. Sakın algılamayın. Verdiğiniz sözlerin arkasında durun. Çocuklarım için, kendim için bir şey istemiyorum. Ecrin için, Yaren için, Güney için. Güney biliyorsunuz gene Velimeşe'de. Yağız için, Yağız Batu Çorlu'da daha çok küçük. 2 aylıkken sanıyorum teşhisi konuyor. Şimdi 3 ya da 4 aylık mı Can? Tam ben de bilmiyorum. Bilen varsa yazarsa çok Yağız Batu'nun. 2 aylık. Çok küçük, çok küçük. O yüzden ne olur bu özel günlerde, bu mübarek günlerde ellerinizi çocuklarımın üstünden çekmeyin. Bu amaçla çekmeyin. Destekleriniz olun. Bakın Yaren. Yaren şu an kampanyası en uzun süren çocuğum. Tekirdağ'da, Süleymanpaşa'da, Güney, Tekirdağ'da, Ergene'de. Güney. Hepsi birbirinden tatlı. Bunları yapabilirsiniz ya. Bunları diyorum ya bir kişi istese 14 tane OSB'miz var. 14 tane OSB bu çocuklarımı gönderemiyor mu tedaviye ya? Gerçekten inanamıyorum. Ondan sonra her şeyde biz varız. Biz Çorlu'yu düşünürüz. Biz Tekirdağ'ı. Nerede düşünüyorsun? Siz cana önem vermiyorsunuz. Siz canı yaşatmayı hedeflemiyorsunuz. Ondan sonra topraklarımızı kirletin, havamızı kirletin, suyumuzu kirletin. Çok, çok şey biliyorsunuz değil mi? Çok şey. Ama bu çocuklarım öncelikli. Ne olursa olsun burada ve korkunç sayıda artışları var SMA'lı çocuklarımın. Ne olur hani ailelere de sesleniyorum, beni yanlış anlamayın, özellikle evlilik öncesi test yaptırın gençler. Ne olur yaptırın. Bu testlerden gen testlerinizi bildiğim kadarıyla sağlık ocaklarına dahil yapılabilecek testler. Bundan imtina etmeyin. Bakın sadece siz yanmıyorsunuz, o evlat da. O evlat hastalıklı doğuyor. O yüzden lütfen devletin zorunlu kıldığı evlilik öncesi testlerinizi, SMA gen testini yaptırın Allah aşkına. Bunun çözümü var. Bu tespit edildiği zaman inanın bunun çözümü var. Çocuğunuz sağlıklı doğma şeyi var. Niye siz hırpalanasınız? Niye çocuklarımız hırpalansın? Küçücük bedenler. Bakın şimdi Yağız Batu bu tedaviyi olmaya başlamazsa trake olacakmış. Bana gelen bilgi o. Yanlış biliyorsam da lütfen düzeltiniz. Trake, trakeyi biliyorsunuz değil mi? Yaren kızım da trakeli benim. Yani hortumlara bağlı, alet 5 tane alete bağlı çocuklar ya.
O yüzden hani şeyiz ya, çok yardım severiz, gerçekten çok yardım. İşte deprem bölgesi için gördük. Ama özellikle diyorum ya, o şu OSB'ler parayla oynuyorsunuz. Kimse kusura bakmasın. Kimse kusura bakmasın. Bu çocuklarımı gönderemiyor musunuz ya? Vekil aday adayları hiç kusura bakmayın. Her şeye para harcayacaksınız. Bu çocuklarıma harcayın paralarınızı. Gerçekten hiç olmazsa hayra da sebep olursunuz. Şunun güzelliğine bakın. Oy maşallah. Çok güzel. Yağız Batı'ya destek olun. Çok fazla şeyiniz var, yorumunuz var. Hepsini okuyamıyorum. Okuyamazsam ne olur affedin. Ama gördüğüm her yorumu okumaya gayret ediyorum. Ramzi Halid'i hayırlı yayınlar olsun demiş. Teşekkür ediyorum. Naif Altan, Yağız Batı'ya destek. Evet, Yağız Batı, Yağız Batı. Bugün günümüz Yağız Batı olsun. Güzel suratını maşallah diyelim. Deniz Mutlu Çalhan, Yağız Batı için buradayız. Lütfen Yağız'ımıza ses olalım. Yağız Batı'ya desteklerimiz var. Sanıyorum Yağız Batı'nın gönüllüleri. Tüm SMA'lı gönüllüler gibi çok fazla fazlalar. Allah razı olsun onlardan. Gönüllüler olmasa bu iş olmuyor. Hepinizden bin kere razı olsun ama şu an dediğim gibi bakın bu stand için 3 tane istedik ya. 3 tane. İkisi hemen anında yapıldı. Hatta Çerkezköy'deki kardeşim, hiç tanışmıyorum, hiç bilmiyorum. Kendisine teşekkür ediyorum. Messenger yoluyla ulaşmış. Zafer Bey'in paylaşımında gördüğü için ulaşmış. Teşekkür ediyorum kendisine. Allah hayırlarını kabul etsin. O yüzden çok zor bir şey değil. Maliyet de çok yüksek bir şey değil. Bana ulaşırsanız, gerçi işte verilen sözler var. Program sonrasında bakalım. Onu bekliyorum. Gelmezse de artık kısmet. Ondan sonra bekleyelim Tekirdağ için ne yapacaklarını. Hı? Mesut Demirtaş demiş ki Yağız için 10 günlük iken topuk kanından teşhis konuldu. Of kuzum benim. İşte hani topuk kanının da vermenin de ne kadar önemli olduğunu aslında belli oluyor. Keşke hani önceden böyle testler, gen testlerinde bu. Bir de sanıyorum gen testlerine buradan belki Sağlık Bakanlığı'na veya da İl Sağlık Müdürlüklerine de seslenmemiz gerekecek. Sanıyorum o testlerin sonuçlarının çıkması uzuyor ya da öyle bir şey okumuştum bir makalede. Hani bununla ilgili de belki bir devletin de hızlandırması olabilir. Bununla ilgili bir çalışması olabilir. Daha çok dikkat etmeliyiz SMA'lı çocuklarıma. Çok, mesela deprem bölgesinde çok kaybımız var SMA'lı çocuklarımız. Hepsi enkaz altında kalan çocuklarım var. Bu çocuklarımızın yaşaması gerekiyor bir şekilde. O yüzden hepimize çok ihtiyaçları var. Yağız Batı nefes ol. Ağzına sağlık ablacığım. Yağız'cığım sen yoksa konuşmaya başladı yerim seni. Güney baksana şunların yüzlerine. Muhteşemler hepsi. Ben bugün hani ağlamadan çıkarsam iyi. SSM staj. Evet bayağıdır yoktunuz. Bizi unutmuştunuz. Staj ve çırakların eskimez Sema Nur ablası. Teşekkür ediyorum. Seni çok seviyoruz. Seçimden önce staj mağdurları bitsin. Şu yetkililere seslen de bitsin bu çile. Ben sizle tanıştığım ya da işte sizlerin gruplarında olduğumuz günden beri sesleniyorum. Bitirmek için de hala biliyorsunuz seslenirim. Evet. Staj SSK başlangıcı olsun diyelim. Bitsin bu çile diyelim. Ama çok ilginçti. Dün akşam Sayın İlhami Özcan Aygün ilk defa meclisin kürsüsünde staj hakkında konuştu. İzlediniz mi bilmiyorum. Tekirdağ'dan üstelik dedi ki Sayın İlhami Özcan Aygün, Sayın Vekilimiz, Tekirdağlı bir hemşerim bana bu mesajı attı dedi. Valla ben değilim. Başta bunu söyleyelim de ben ona çok mesaj atıyorum da pek tınlamıyor. Hatta buraya gel dedim, beraber program yapalım dedim. Hiç tınlamadı da. Neyse, Tekirdağlı bir staj mağduru kardeşimin mesajını okudu mecliste. Çok ilginçti, bence çok güzeldi. İlk defa ne hikmetse seçim yaklaştı diye herhalde. He? Şimdiye kadar stajı konuşmayan, şimdiye kadar EYT'yi konuşmayan kişiler EYT'yi konuştular, stajı konuşuyorlar, işte uzman çavuşları konuşuyorlar. Seçimin şeyleri bunlar değil mi? Güzellikleri diyelim. İşte vaatler çok, vaatler çok. SMA'lı çocuklarım için de vaatler çok. Ama yapan var mı göreceğiz. Tıpkı o da şey gibi işte İlhami Bey'in eğer o videosunu izlerseniz, Sayın Sırtaj mağduru kardeşlerim, Tekirdağ'da Sayın Vekil ses verdi. Bunca zaman istemenize,
talep etmenize rağmen ne hikmetse seçime 51 gün kala vekillerimizden ses çıktı. Bu da iyi bir şeydir. Bu da iyi bir şeydir. Bastırın sonuna kadar. Bastırın. Başka türlü olmuyor. Yani gerçekten bu komik bir şey ama işte demokrasi diyoruz, demokratik seçimler diyoruz. Seçim öncesi biraz farklı oluyor. Vatandaşa yaklaşımlar farklı oluyor. Esnafa yaklaşımlar farklı oluyor. Yapacağız, edeceğiz, gideceğiz, göreceğiz. Ceyizler fazlalaşıyor. Sonrasında o koltuklara gittikleri zaman, ceylan derisi koltuklarda oturdukları zaman gerçek vekillerini unutuyorlar. Oraya oylarla onları gönderen vekillerini unutuyorlar. Bir de üstelik böyle ziyaretlere geldiklerinde karşılarında el pençe divan durmalarını bekliyorlar. Azarlıyorlar. Bunları da hepsini biliyoruz. O yüzden bu seçim bence çok daha dikkat etmeliyiz sandıklara giderken. Yağız Batu, Allah sizin gibi gönlü güzel insanları yanımızdan eksik etmesin. Amin. Herkesin gönlü çok güzel kardeşim. Yağız Batu'ya destek olalım demiş inşallah. Valilik onaylı IBAN numarası demiş ama bebek Safiye Demir sanıyorum. Yanlış da okuyabilirim, kusura bakmayın. SMA'lı bebeklerimiz için tek yürek olunsun, bebeklerimizi kurtaralım. Evet, özellikle Tekirdağ'da ya 4 tane bebeğim ya, 4 tane bebeğim. Üstelik bakın Yaren'in oranı 59 oldu bildiğim kadarıyla. Güney'i takip etmedim ya, bana bilgi gelmediği için söyleyemiyorum, bilmiyorum. Yüzdelik oranları çok önemli. Bu çocuklarımın yüzdeliğini arttırmak da sizin elinizde. Yaptığınız bağışlarla, işte SMS'lerle, valilik belki IBAN'a atmak zor geliyor. SMS gönderin. SMS gönderin bu çocuklarıma. Buna ihtiyaçları var. Bunlarla biz gönderebiliriz ya. 4 tane pırıl pırıl. Baksana şunların suratlarına. Öpmeye kıyamazsın. O yüzden bu ay farklı olmalı. Seçime kadar özellikle. Splenza. Splenza şu an yurt dışından gelmediği için sıkıntı. Benim bildiğim Can. Zolgensma ayrı. İşte trake olduğu zaman zaten Zolgensma almak zorunda. Splenza içinde şu an yurt dışından ilaç gelmiyor. O yüzden Sağlık Bakanlığı bir an önce bu protokolleri hızlandırmalı. Yani bu dolar euro artışları da sanıyorum ilacın gelmesini engelliyor. Çocuklarımın ilaca ulaşmasını engelliyor. Bakın Splenza ilacı, Zolgensma da bahsetmiyorum. Splenza ilacına ulaşması lazım bu minicik Yağız'ın. Bunun için de devletin bir an önce hızlanması gerekiyor. Yani artık nasıl bir anlaşma yoluna gidiyorlar bilmiyorum. Çünkü bu ilaçlar ülkemizde üretilmediği için Splenza'da, Zolgensma'da yurt dışından, ama Splenza alamazsa Yağız Batu trake olacak. Bunun için sesimiz uzaklara gitsin diye, Sağlık Bakanlığı'na gitsin diye, İl Sağlık Müdürlüğü'ne gitsin diye, valiliğe gitsin diye sonuna kadar konuşmaya devam sizlerle. Instagram hesaplarını vermişler. İyi yayınlar Sema Nur Hanım, Göksel'lere, tüm SMA'lı miliklerimize destek çıkalım sonuna kadar. Şimdiye kadar dediğim gibi araya deprem girdi, siyasetin o şaşası girdi. Bundan sonra da belki şey yapacağım ama bu programı ben SMA'lı çocuklarıma biraz ayırmak istedim. Çünkü bazen konuşamıyorum, zaman yetmiyor ama gelen her konuma soracağım çocuklarımla ilgili yapması gerektiği şeyi. En azından önerge versin ya, önerge versinler ya. Buradan göndereceğiz vekilleri, bakanlığa önerge versinler. Çok zor bir şey değil ki, bir kağıt parçasına A4'e yazacak düşünceleri, fikirleri, tek istediğimiz ve düşünebilmelerini istiyoruz. Gönderdiğimiz vekillerin Ankara'da bizi düşünüp bizimle ilgili önerge vermesini istiyoruz. Çocuklarımla ilgili önerge versinler, deprem ile ilgili önerge versinler. Yazılı bir önerge görelim. Göksel'ileri de intibak yasası mağdurlarından kardeşim, o durumu ne yaptık? O da olacak değil mi? İntibak yasası. Ve bu arada tam seçim öncesi biliyorsunuz en düşük emekli maaşlarında bir artış oldu. Bakalım seçime kadar daha neler olacak diyorum ya. Vaatler çok güzel. Bunu değerlendirmemiz lazım. Bu seçime kadar da bu 4 tane çocuğumu, Tekirdağ'dan 4 tane çocuğumu da sayın vekil aday adayları. Hadi bakalım. Hadi bakalım biraz böyle el atın, tedaviye ulaştıralım. Sizler için zor değil. Sizler için zor değil. Teşkilatlarınıza bu kadar paralar aktarıyorsanız bu çocuklarım için de aktarabilirsiniz diye düşünüyorum. Yağız Batu nefes ol, Çorlu bebeğine sahip çık, Tekirdağ tüm bebeklerine sahip çık.
hepimiz için. Evet, Burak Tural buradan Yağız Batu'nun Ziraat Bankası valilik onaylı IBAN bilgisini atmıştır. Beni izleyen kardeşlerim, yorumlarda bunu kopyalayıp herhalde bağışlarınızı yapabilirsiniz. Eğer şey varsa onu da yazar mısınız? SMS. Çünkü ben inanın burada hani elimde şeyiniz de yok. Yanlış oldu, beni yanlış anladın. Normalde hazırlıklı gelirim ama bugün o tarz şeylerinizi almadım. SMS numaranız varsa onu da yazınız lütfen yorumlarımıza. Buradan ben göremiyorum. Ekranda görebilirseniz lütfen yapın. TV programlarında SMA'lı bebeklere de yardım toplantısı. Bunlar zaten ara ara yapılıyor. Özellikle Çor'da. Ben mesela en son Sayın Yusuf Gümüş'e seslenmiştim. Deprem için muhteşem bir şey yaptı. Yardım kampanyası yaptı. Bundan sonraki maç içinde lütfen çocuklarıma yap dedim. Ama bu sesim Yusuf tarafından duyulmadı. Ergene tarafından duyuldu. Ergene spordu. Yanlış dediğim gibi o şeyleri yanlış söyleyebiliyorum ama Ergene Belediyesi'nin bu konudaki şeyini biliyorum. Sayın Rasim Yüksel'in çok fazla destek olduğunu biliyorum. Oradaki Güney bebeğim ama tüm çocuklara da destek olduğunu biliyorum başkanımın. O yüzden kendisine teşekkür ediyorum. Maç bilet satışını SMA'lı çocuklarıma hediye etti. Yani bağışladı. Hepsinden bekliyorum. Ben burada ta geçen haftalarda bu maçların, Çorlu Spor'un işte yönetim kurulu başkanı Yusuf Gümüş'e seslendim ama sesim duyulmuyor. Ya da duymak istemiyorlar. Tıpkı siyasetçiler gibi. Söz veriyorlar, yapmıyorlar. Stunt ya, bir tane stunt. Bir tane stuntı kaldı çocuğu. Bunu da yapmıyorsanız ne diyeyim ki? Ondan sonra Tekirdağ'ımız için şunları yapacağız. Yapmayacaksınız çok belli. Sen daha şimdiden çocuğunun, Tekirdağ'daki çocuğunu stuntı için 1000 küsür lira veremiyorsan demek ki yapmayacaksın. Ondan sonra biz senden çok fazla bir şey beklemeyeceğiz. Öyle düşünüyorum. O yüzden TV programlarında toplanıyor. İşte spor müsabakalarında toplanıyor. Şimdi bundan sonra da biliyorum ki Çorlu, Yağız Batu'yu bizlerle tanıdı herhalde. Öyle biliyorum. Tanıtmaya da devam edeceğim bu güzel suratı. Evet. Sprenze ilacı alamıyor şu an Sep. Evet, çünkü yurt dışından gelmiyor ilaç. Onun şeyini biliyorum, takibini yapıyorum. Ben SMA'larla ilgili hem bakanlık çalışmalarını çok takip etmeye gayret ederim. Hem yereldeki şeyleri takip etmeye çalışırım. Önemli. Bu çocuklar benim için çok önemli. Sayın Sağlık Bakanım, söz verdiğiniz ilaç Sprenze ilacı nerede? Şu an gümrüklerde takılıyor bildiğim kadarıyla. Yağız Batu Nefesol herhalde orada bir şey oldu. Onun, inan ben de bilmiyorum, bir şey oldu. Takip edelim onu. Çorlu Yağız'a sahip çıkacağına inanıyorum kesinlikle. Evet, valilik onaylı IBAN'ları Yağız'ın yazılıyor. Lütfen bizleri takip eden kardeşlerimiz bunları not alırsa ve bu güzel cuma gününde mübarek Ramazan ayında zekatlarınızı, fitrelerinizi bu çocuklarım için kullanırsanız çok daha hayra geçersiniz. Buna emin olun. Tabii ki depremzede kardeşlerim var. Onları da ayırmıyorum. Ama çocuk. Önceliği çocuk. Yağız Batu, Sprenze ilacını Sağlık Bakanımız açıklasın. Neden ilaçlar gelmiyor? Neden SMA'lı bebekler kaderine terk ediliyor? Neden? Neden? Bilsek. Göksel ileri. Tek yürek kampanyasına toplanacak yardım paralarının yarısından çoğu taahhüt ettiği parayı vermemişler. Maalesef, maalesef yoksa kayıp. Programda atıp tuttular, sonra arkasından 1000 tane bahane üretip paraları ödememişler. Geçen yapılan programlarda olmuştu. Yetkililer bu tür hareketlerin yaptırımı yokmuş. Allah ıslah etsin böylelerini. Onların şeyine bırakıyoruz artık. İnancına, kalbine. Değil mi? Bu kalp meselesi. Bu hissetmek lazım. Hissedebilmesi için de diyecek bir şeyimiz yok, anlamıyorsa, değil mi? Bu dediğim gibi çok büyük bir yürek lazım bunu anlayabilmem için. Bu hastalıkları, işte depremi, afeti, kalbinizin bunu anlayabiliyor, hissedebiliyor olması lazım. Beyin bir şekilde çalışır, kalp beyne hükmeder de beynin hükmedemediği zamanlar oluyor demek ki. Neden SMA'lı bebeklere fizik tedavi verilmiyor demiş. Bu konuyu bilmiyorum. Fizik tedavi veriliyor sonrasında, ilaçlarının sonrasında. Yaren'in aldığını biliyorum. Yanlış da tabii bilmiyorsam ama öyle bir fizik tedavi şeyi var. Ama devlet tarafından belli bir kısmı sanıyorum ödeniyor. Gurbet gözlüm, hiçbir şey sözde lafta kalmasın. Umarım, umarım. Biz sözümüzün arkasındayız. Biz SMA'lı çocuklarımızı konuşmaya devam edeceğiz. Ama bize verilen sözleri de unutmayız. SMA'lı çocuklarım için özellikle.
Bunu sakın aklınızdan çıkarmayın, olur mu sayın izleyicilerim? Ben bunu susmam. Bunu susmam. Yağız Batu, arkadaşlar devletimiz tarafından karşılanan SMA'lı bebeklerin alması gereken Spinraza ilacı gelmiyor. Çocukların bu ilacı alamaması demek, hiç gücü kalmayıp kaderine teslim olması demek. Evet, devlet yetkililerine sesleniyorum. İl Sağlık Müdürlüğümüze, İlçe Sağlık Müdürlüğümüze, Sağlık Bakanlığımıza sesleniyorum. Tabii ki vekillerimize. Şimdi vekil çalışmaları, ha çok korkunç, 51 gün. Şimdi eskiler, yeni aday, eskiler hala meclistesiniz. Hala meclistesiniz. Hala bu çocuklarımın sesini duyabilirsiniz. Tekirdağ'daki vekillerim. Tekirdağ milletvekillerim. Sesimizi duyun. Çorlu'daki, Tekirdağ'daki, Süleymanpaşa'daki, Ergene'deki, Kapaklı'daki tüm çocuklarımın sesini duyun. SMA'lı çocuklarımı ve önerge verin. Sağlık Bakanlığı'na sorabilirsiniz. Biz size soruyoruz. Biz vekilimize iletiyoruz. Vekilimiz de devlete sorsun. Bu kadar basit, doğru olması gereken bir silsile. Biz Tekirdağ'da yaşayan SMA'lı çocukların gönüllüleri ve aileleri olarak hepsi için ayırt etmiyorum. Tüm Tekirdağ'daki SMA'lı çocuklarım için önerge veriniz. Bakanlığa Spinraza ilacını sorunuz. Size önerge fırsatı. Size önerge fırsatı. Çalışmanızı gösterebilirsiniz. Tekirdağ vekilleri. Hadi bakalım. Kalemler ele. Hı? Çok kolay. Hele şimdi 51 gün var. Kendinizi daha bir göstermeniz gerekiyor. Şov yapmayın. Gerçekler üzerinden lütfen ilerleyin. Önerge vermek bu kadar zor değil. Ve önergelerinizi, verdiğiniz önergeleri basınla paylaşın ki biz de diyelim ki evet ya, Tekirdağ milletvekillerimiz bizim için çalışmış. Bakın, Tekirdağ'daki SMA'lı çocuklarım için önerge vermiş. Bakanlığa ilacı sormuş diyelim. Bekliyoruz. Mübarek Ramazan ve fitre ve zekatlarınızı bekliyoruz demiş Yağız. Çok güzel yorumlarınız var. Yetişemiyorum. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. İnanın yetişemiyorum ama evet, şunu da söyleyeyim. Vodafone Batu Yaz 37.19 gönder. 25 lira. Bakın 25 lira. Sizi zora sokacak bir bedel olmaması gerekir. Buradan lütfen ekran görüntülerinden alabilirsiniz. Ne yapmanız gerektiğini Batu için, tüm SMA'lı çocuklarım için, hepimiz için. Uğur, evet, Ela kızımın gönüllüsü şeklinde. Ela kızım şu an çok iyi. Keşke onun görselleri de olsaydı, paylaşsaydım. Bu ekranlar karşısında ilk kampanyasını duyurduğum çocuklarımdan biridir Ela. Ela, soyadını unuttum. Uğur, hatırlat. Amasya'da bir çocuğumdu. O Zolgensma'ya, Amerika'ya gitti. Tedavisini oldu ve çok iyi. İyileşiyor. Onun da bir gün size videosunu paylaşacağım. Neden bu ekranlardan bas bas bağırdığımı anlayacaksınız. Çocuklar kurtulabiliyor. Ela Beyazgül. Heh, teşekkür ediyorum Uğur. Soyadı unutuyorum. İsimleri unutabiliyorum. Ela Beyazgül iyileşti. SMA'lı çocuğum da ilk programlarımda kampanyasını duyurduğum bir çocuktu. O ulaştı. Şimdi sıra Yaren'de. Şimdi Yaren'i oraya. Çünkü burada kayıplarımız oldu. Benim program yaptığım çocuklarım vefat etti. O yüzden bu çocuklarım ölmesin. Ah, hadi bakalım Cuma günü gazetesine geçelim. Yoksa ben bitiremeyeceğim canım. Uğur, şey varsa, bir ara videosu varsa Ela'nın, iyileşmiş. Ben sistemlerini de görüyorum ama bana atmadıkları için bilemiyorum. Bir gün onları da paylaşalım. İlacı aldıktan sonraki çocuğun gelişimiyle ilgili. O yüzden bu çocuklarımızın yaşaması lazım. Ölmek için çok küçükler diyorum. Evet, biz çarşamba günüydü değil mi? Günleri karıştırdım hiç. Günler, aylar, yıllar karışıyor. Aylar bitiyor bakın. Biz çarşamba günü Sayın Sertaş Alkaya'yla, Tekirdağ İYİ Parti milletvekili aday adayı, bir program yaptık. Güzel bir programdı. Tekrarını mutlaka sayfalarımızdan izleyebilirsiniz. Evet, ben vatandaşım ve bölgenin sorunlarını biliyorum dedi. Umarım SMA'lı çocuklarımın sorunlarını da biliyorsun Sertaç. Bu konuda desteklerini bekliyorum. Olduğunu da biliyorum ama ekranlar karşısında bekliyorum. O gün de konuştuk seninle. Olabileceğini zannediyorum. Olmalısın diye düşünüyorum. Çünkü madem ki vatandaşım ve bölgenin sorunlarını biliyorsun. Evet, bölgemizin sorunlarından biri SMA'lı çocuklarım. İşte Ecrin'im,
Güney'im, Yaren'im, şimdi Yağız Batum. Evet, Havva'm var bir tane Ereğli'de ama sanıyorum onun kampanyası bitti. Zaten SMA ile ilgili değil, onun malzeme ihtiyacı var. Havva'ya da malzeme ihtiyacında destek olabilirsiniz. Onun görselleri şu an şeyimizde yok, rejimizde yok. Ama bulduğum zaman atacağım. Şey farklı, nasıl diyeyim size. Havva'nın durumu daha farklı. Bununla ilgili bir şey atacağım sana. Verebilirsek onu atabilirsen Can. Ela'nın videosu geldi. Teşekkür ediyorum hepinize. Evet, SMA'lı çocuklarımın bu ilacı aldıktan sonraki gelişimlerini görebilmeniz için bir videoyu hemen hazırlarsa belki biraz programı uzatacağım. Kusura bakmayın. Bu arada saat akşam 5'te yine beni göreceksiniz. Bu sefer de siyaset saatinde konuğuma gene güzel sohbet olacağını düşünüyorum. Gençlerle sohbet etmek güzel. Gençleri siyasette görmek çok güzel. Evet, Serta Çalkaya ve aynı zamanda Erman Keskin, İYİ Parti milletvekili, aday adaylığını açıklayan tabii bir sürü isim var. Sayılarını bilmiyorum. O yüzden partilere sesleniyorum, örgütlere sesleniyorum. Sizin mutlaka siyasi birim başkan yardımcılarınız vardır. Bu sayılar bellidir. Hani bizlere atarsanız işte İYİ Parti'den Tekirdağ milletvekili aday şu kadar kişi liste. AK Parti şu kadar liste. Cumhuriyet Halk Partisi şu kadar. Yani tüm partiler, MHP, Büyük Birlik Partisi, hepsi vekil isim ve sayıları şeklinde atarsanız bilelim bakalım. Tekirdağ'ımızdan kaç vekil başvuru adayı başvuru yapmış. Görmek lazım her partiyi. Oranlara bakacağım çünkü. Kadın oranı, genç oranı. Kadınların başvuru sayısı çok önemli. Gençlerin başvurusu çok önemli. Gençleri istiyoruz diyoruz ya şeyde, siyasette. O yüzden işte Sayın Şefika Hanım'ın dün basın açıklaması vardı. Ondan önceki gün Sema Hanım, kadınlar diyoruz. Kadınları sonsuz destekliyorum. Her partide, nerede olurlarsa olsunlar destekliyorum. Kadınlar öncelikle ama kadınlar deyince aklıma başka bir şey geldi. Şimdi ben böyle konudan konuya atlayınca siz de belki şaşırıyorsunuz ama aklıma geliyor. Ben hani şey spontane bir program yapıyorum sizlerle. Şimdi ben konuşurken bu güzel kız, evet bu Ela. Bizim kampanyalarını başlattığımız, duyurduğumuz Ela Beyazgül, Amasya Solova'dan. SMA'lı bir bebi şimdi bu benim. Çok şükür Amerika'ya gitti. İlacını aldı ve kendi yemek yemeye başladı. Oturamıyordu benim çocuğum, yürüyemiyordu benim çocuğum. O yüzden bu çocuklar çok önemli. Şimdi maşallah kendi yiyor. Şeyde çok önemli, kadınları konuşur. Bu dönsün, çocuklarımız görsün. İşte yardımlarınızı yaparsanız, bağışlarınızı yaparsanız SMA'lı çocuklarıma, görüntüler böyle olacak. Çocuklarım kendi yürümesini sağlayacak. Yemeğini yiyecek, oturabilecek, oynayabilecek. O yüzden çok fazla ses çıkarmaya çalışacağız bundan sonra da. Kadınlarla konuşurken nereden nereye bakın, beyin gidiyor. Biliyorsunuz her şey vardır. Her siyasi partinin, her örgütün kadın kolları ya da onun gibi oluşumları vardır. Ve özellikle Ramazan aylarında ya da belli dönemlerde yardımlar yaparlar evlere. Ama şu var, şunu duyuyorum. Lütfen dikkat ediniz. Bakın burada partinin ilçe başkanlıkları çok önemli. Lütfen düzgün çalışınız. Bu yardımların gitmesi konusunda çok önemli. Gençlere ve kadınlara ön ayak olunuz. Kadınlar ya da listeleri veriniz. Kaymakamlıktadır bu yardım yapacağınız kişilerin listesi. Kafanıza göre yardım yapamazsınız. Şimdi her teşkilata, her örgüte şeyler gelir. Özellikle Ramazan paketleri gelir. Bunların dağıtımı olur. Bunun dağıtımında da işte eş dost akrabaya gitmesin ne olur paketler. Kaymakamlıkta listesi vardır ihtiyacı olan kişilerin. Bunu hepiniz benden daha iyi biliyorsunuz. Özellikle her partinin il başkanı, ilçe başkanı ya da sosyal yardımlaşma birim başkanları bu konuyu çok iyi bilir. Bu listeler kaymakamlıktan alınıp ya da belediyede de vardır listeler. Bunlar üzerinden gidin. Yoksa eşe dosta dağıtmayın lütfen şeyleri. Duyuyorum, bunları duymaya başladım. Çok üzülüyorum. Bu tarz işte marketlerden verilen şey paket, ne o? Kartlar var hani, alışveriş kartları. Eşe dosta değil, ihtiyacı olana. Çorlu'da çok fazla ihtiyacı olan aileler var. İşte depremzede aileler var. Onlara
Kayıtlı bu kişiler. Bunları almak çok zor değil sizin için. Tüm teşkilatlar, tüm siyasi partiler için konuşuyorum. Kaymakamlıktadır bunların listeleri. Alırsınız, bu kişilere destek olursunuz. Ne öyle eşe dosta dağıttığınızı duyuyorum. Olur mu öyle şey ya? Olur mu öyle şey? İnsanlar size güveniyor, teşkilatlara yardım ediyor, koliler gönderiyor. Böyledir. Size güveniyor, para veriyor. Siz eş dosta dağıtıyorsunuz. Yapmayın Allah aşkına. Bu zan altına girmeyin. Bu mübarek ayda başkasının hakkına sakın girmeyin. Özellikle bu kadar ihtiyaç sahibi ailemiz varken, bu kadar depremzede ailemiz varken. Biraz çalışmayı, düzgün çalışmayı öğrenmesi lazım teşkilatların. Kimse kusura bakmasın. Daha önce teşkilatçı birisi olduğum için çok rahatlıkla konuşabilirim. Kim karşıma çıkıyorsa da cevabını veririm. Ne yaptığınız hakkında. O yüzden çok önemlidir bu mübarek Ramazan ayında doğru kişilere doğru yardımları ulaştırmak. Şov yapmadan. Şov yapmadan. Bu arada teşekkür ediyorum. Çok önemsediğim bir şeydir. Çorlu Aşevi. Çok güzel çalışır. Kurulduğu ilk günden beri. Burada Ünal Baysan'a tekrar teşekkür ediyorum. Onun sayesinde kazanılmış bir şeydir. Aşevi projesi onun döneminde yapılmıştır. Çok, bence çok önceliktir. Dün akşam da ilk iftarı sanıyorum Çorlu Belediyesi Aşevi'nde verildi. Aşevi'ne de sanıyorum yardım yapabiliyorsunuz. Orada da iftarlar verebiliyorsunuz. Bırakın ne olur şaşalı otel lobilerinde, otel lokantalarında ya da lüks lokantalarda iftarlar vermeyi. Bizim aşevimiz var. Bizim aşevimizden inanın o kadar çok insanın evine giden yemek var ki bunu değerlendirin sayın vekil adayları. Bunu da mı biz söyle, düşünün ne olur. Parti ayırmıyorum. Her parti biliyorum ki belediyeye siz bu şeyle gittiğiniz zaman parti ayırımı yoktur aşevinde. Herkese eşittir, eşit hizmet edilir, eşit destek verilir. O yüzden bırakın orada burada iftar vermeyi. Hani şimdi ona da kızacaksınız, ne karışıyorsun diyebilirsiniz. Karışırım. İbadetinde şov kısmına girmeyin. Dinimizce günah, dinimizce israf günah. Dinimizce hani biliyoruz ya, dinimizi uygulamaya çalışıyoruz ya. Dinimizce yapılması gereken her türlü fazlalık günah. O yüzden doğru yerlerde doğru kişilere ulaşmayı hedefleyin. Aşevi teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Bu arada Sayın Çorlu Belediye Başkanımız da dün ilk aşevini orada vermiş. Rabbim çoğaltsın diyelim, daha çok insana ulaşsın diyelim. Biraz ben gene açtım değil mi? Tabii canım. Hiç uyarmıyorsun ama ben diyorum ya konuşuyorum hiç fark etmez. Özellikle çocuklarım ekranda varken konuşurum. Son kez diğer çocuklarımın kampanya bilgilerini de şöyle bir döndürelim. Evet, Ela kızım gibi olsunlar diye bu çocuklarımızın yardımınıza ihtiyacı var. Bakın kendi kendine yemek yiyor. Tüm çocuklarım gülebilsin diye, oynayabilsin diye, annesine babasına sarılabilsin diye sizler kampanyası süren, Tekirdağ'da kampanyası süren 4 tane çocuğumu el ele verip lütfen tedavilerini olduralım, tamam mı? Ablacığım senin mağlup bebekleriniz çıkmayan sesi oluruz. Allah sizden razı olsun. Ne demek? Allah sizden de razı olsun hep beraber bu çocuklarımızı kurtarana kadar. Çünkü iki kaybım var benim Tekirdağ'da. Onların acısı hala burada. Bugün birazdan gösteriyor musun can şeyleri? Tek. Kampanya bilgileri zaten benim sosyal medya hesaplarımdan da ulaşabilirsiniz. Devrim Web TV'de de tüm çocuklarımın kampanya bilgilerine ulaşabilirsiniz. Bakın şimdi aklıma geldi. Sanıyorum Güney çocuğumun ve Yağız Batu'nun Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ulaşım sistemlerine UKAME'ye artık hangi birimde unuttum şu an. Tek ulaşmaydı neydi? Arabaların arkasında bu iki çocuğumun da resmini görebiliriz değil mi Sayın Kadir Albayrak? Sayın Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanım. Size bu konuda arayacağım. Umarım destek olursunuz. Güney bebeğim ve Yağız Batu'nun da araçlarımızın, şehir içi araçlarımızın da resminin olmasını talep ediyorum. Umarım yardımcı olursunuz. Şimdilik benden isteğim bu kadar. Siyasilerden istiyorum, şeyden de istiyorum. Bu çocuklarımın yaşaması için istiyorum. Siz de hala buna duyarsız kalıyorsanız ben ne diyeyim ki? Ama şimdiye kadar Kadir Albayrak hiç duyarsız kalmadı dediğim andan itibaren yaptırdı. Birimler arasında kopukluk vardı. Biraz algılayamadılar sanıyorum Kadir Albayrak'ın ve benim demek istediğimi. Ama şimdi Güney Bebek ve Yağız Batu için de görsellerini mutlaka göndereceğim Sayın Kadir Albayrak'a. Ve şehir içi ulaşım araçlarımızda bu çocuklarımı da görmek istediğimi beyan edeceğim. Sonuna kadar her şeyi yapacağız. Hep beraber yapacağız. Sesimiz daha çok çıksın diye.
Bu cuma günü birazdan namazlarınızı kılacaksınız. Ramazan ayının ilk cumasında kalabalıklar şeklinde. Biliyorum siyasiler de orada olacak. Gövde gösterileri olacak, şovlar olacak. Bunlar olan şeyler olduğu için söylüyorum size. Yaşadığım şeyler olduğu için söylüyorum. İşte yardımlarda bulunacaksınız, desteklerde bulunacaksınız. Bulunun daha çok. Rabbim birinizi bin etsin. Ama cuma namazına giderken, Ramazan'ın ilk cumasını kılarken evlatlarımızı unutmayın. Depremzede kardeşlerimizi unutmayın. Birbirimizi unutmayalım. Birbirimiz için dua edelim. Beni de araya sıkıştırırsanız mutlu olurum. Evet, bugünlük benden bu saatlik bu kadar. Bugün saat 5'te, 17'de Tekirdağ AK Parti aday adayımız Mustafa İnci ile buluşmak üzere. Hoşça kalın. Seni döndüreceksin canım.